bir tanesine bitterleri boşaltıyoruz. Burada yaklaşık 3 paket, hani şu 80 gramlık marketlerde satılan paketler var ya, onlardan var. 3 paket de yine sütlü. Yetmezsek ekleriz. Bunları koyduk. Bunlar bir güzel eriyecekler. Şöyle bir köşeye yoğun bir şekilde dökeceğim. Böyle çok daha kolay bulanıyor. Yine aynı şekilde buraya da bademleri koyuyorum. Bu da hazır. Şimdi kaplamayı yaptıktan sonra bitterin üzerine buradaki sütlüden, sütlünün üzerine de yine buradaki bitterden küçük sıkma torbalarına hazırlayacağım. Küçücük böyle üzerine çizgiler çizeceğiz. Şöyle ince uç kullanacağım. Sıkma torbasını onu geçireceğim. Aynı uçla yine hiç fark etmez. Aynı torbayla da devam edebilirsiniz. Bunu şöyle güzelce oturtalım. Bu da hazır olsun. Şöyle ucuna küçücük makasla. Tamamdır. Bu son aşamamız ama nasıl çikolatayı bekleyeceğiz. O arada hazırlayalım. Bu da burada dursun. Şöyle karıştıralım, hızlıca erisinler. İyice siz de bu şekilde karıştırırsanız çalışırken sonuca ulaşmanız daha kolay olur. Bu da olmak üzere. Şimdi önce ne dedik? Bir kısmını bütün kullanacağız, bütün içine batıracağız, bunlarla bulayacağız. Hop, buzdolabına göndereceğiz. İkinci kısımda ben onu da çok seviyorum. Şöyle birkaç tane şu benim meşhur süslü kürdanlarımdan alıyorum. Şimdi buna çilekleri isterseniz bütün şu şekilde dizebilirsiniz. Ya da aynı çileği hani yerken daha kolay olması açısından şuradan parçalara bölün. Böylelikle ısırırken çok daha kolay yersiniz. Evet, hepsini. Genellikle de en büyük boyları seçeceğim ben. Şunun şeklini çok sevmedim. Bunu ikiye bölmem yeterli olacak. Hepsinin eşit yerden geçmesini istiyorum. Evet. Bunları kolay donmaları için buzluğa göndereceğim. O yüzden şunu şimdilik arkaya alıyorum. Bu çilekleri şu şekilde yağlı kağıdın üstünde dursun. Kolay çalışabilmem için. Şöyle koyalım. Bunlar burada dursun bu şekilde. Evet, sütlü olan hazır bile. O zaman hemen başlayacağım. Sütlüye ne koyalım? Çikolatalardan seçin. Bademler, fıstıklar, ne istiyorsanız tamamen size kalmış durumda. Ben öncelikle şöyle bir tanesini hemen batırıyorum. Fazla çikolatayı attım. Dediğim gibi kirletmemek için içinde gezdirmiyoruz. Şu şekilde alıyorsunuz. Hemen fırın tepsimize. Bir tane daha yapalım. Bunlar da bu şekilde. Benim ilk etabım çoktan hazır. O zaman bunları hemen buzluğa göndereceğim. Sonra ikinci aşamaya devam edeceğim. Şimdi geldik buraya. Burada da işimiz çok basit. Üzerlerine çizgi şeklinde hem bitter hem sütlü çikolata geçeceğim. Şimdi önce bir anca bitterle başlayalım. Ben bunun ucunu kestiğim için şöyle hafif kıvırarak dökeceğim. Akmasın. Evet, cam da yeterince tutabilmem için uygun. Burada hızlı bir şekilde üzerlerine olabildiğince ince ve sık çizgiler yapacağız. Sütlü çikolatadan içine koyalım. Şimdi gene bu şekilde. Evet, burada da yine üzerinden sütlüyle geçiyorum. Son parçayı da sürdüm. Evet. İşte bu kadar basit. Hemen bunu da buzluğuma gönderiyorum. Biraz da fondü hazırlayalım. Şöyle fondü için önce bitter çikolatayı koyduk. Sütlüm de hazır. Onu da koyduk. Şimdi şuna artan bütün çilekleri dolduruyorum. Çikolatalar burada. Fıstık dolduracağım. Kaseme. Bu da hazır. Fondüm hazır. Peki öbür yaptıklarımız nerede? Buzlukta. Şimdi onları da almak istiyorum. Hemen şöyle karışık. Şöyle bir de bundan alalım.
Tam böyle. Hemen bunlardan koyacağım yanına.